Web Tekno'dan hepinize merhaba arkadaşlar. Selamlar arkadaşlar. Bugün elimizde internetten aldığımız en ucuz iki telefon var. ZTE marka telefonumuzun fiyatını hemen söyleyeyim. Tam olarak 789 lira ama Android var içinde. Quattro 8'de yine 1000 lira altı olsun diye tam 999 liraya aldık. Bir şey dikkatimi çekti şu an. Buyurun. Gerçekten şu an çekti. Şu logoyu çeker misin? Bunu en son Ülker çikolatalı gofretin üstünde görmüştüm galiba. 15 sene önce falan görmüştüm. Şöyle teslim edeyim tekrardan. Teşekkür ederim. Şimdi arkadaşlar bu iki telefonu da tek tek Ozan'la inceleyeceğiz. Sonra ufak bir sağlamlık testimiz var arkadaşlar. Öncelikle kim hangi telefonu inceleyecek bir ona karar verelim. Sonrasında da videoya devam edelim. Evet, çünkü ikisinin de kendi fiyatına göre belli özellikleri var. İkimiz de aslında belli telefonları istiyoruz ama adil olsun dedik, seçelim dedik. Şimdi Ozan, telefonları arkama alacağım. Evet. Şu an elimde değiştirdim. Evet. Bir dakika düşürmeden. Bu kolumu istiyorsun, bu kolumu istiyorsun? Şimdi bu nasıl bir soru arkadaşlar? Çakal oğlu çakal. Bana bak lan dört göz. Hangi kolumdaki telefonu istiyorsun? Bence şurada ZTE var, ben onu alayım. Teşekkür ederim. Bana da Quattro 8 kaldı arkadaşlar. Zaten ZTE istiyordum arkadaşlar. Gerçekten. Daha ucuz diye bu evet. Kadar olur yani. Evet doğru, videonun önce dedi Ozan, ben dedim ki ben de istiyorum ama dedim. Ama sonuç olarak Ozan'a kalmış oldu. Sana da... Benim elimde de Quattro 8 var, bu arada bununla ilgili hemen çok küçük bir detay söyleyeyim mi? Quattro'nun S1453 diye bir telefonu var arkadaşlar. Türklerin damarlarına özel üretilmiş bir telefon. Biz aslında ondan istedik ama bu bir 150 lira falan daha pahalı, bize bunu gönderdiler. Helal olsun. Sağ olsunlar yani, şimdiden teşekkür ediyoruz. O zaman sıradan başlayalım. Ve yolumuza bakalım. Arkadaşlar şimdi Ozan'la ayrıldık. Ben ilk olarak Quattro 8 ile başlıyorum. Biz bu telefonu yaklaşık bir ay önce falan böyle video çekeriz diye 959 liraya almıştık. Şöyle bir durum var. Şimdi bu iğneyi verdi ya bize. Telefonda iğneye ihtiyaç yok. Çünkü kapaklı telefon ve buradan bataryayı çıkarıp hattı buraya takıyorsunuz. Yani bu iğne neden var bilmiyorum. Çift simli tabii ki. Şimdi mükemmel bir şey göstereceğim size. Bataryayı takıp takamadığınızı göreceksiniz. Bak şimdi. Şak. Bu arada telefonu şarja taktık arkadaşlar. Geldiğinde şarjı yoktu telefonun. Yaklaşık 1,5 günde falan full şarj oldu. Bunu da söyleyeyim. Bunun dışında aramalar yapacağız, video çekeceğiz, oyun oynamaya çalışacağız. Bunun sebebi de günlük hayatta siz bu telefonu alırsanız gerçekten sizin istekleriniz, beklentilerinizi karşılayacak mı? Benim de elimde ZTE var biliyorsunuz, zaten şansıma bu çıktı. Şöyle bir kutusunu açalım. Yani bu telefonun tam modeli de biraz enteresan, bakın. ZTE MF190 diye bir model burada yazıyor. Çift simli olma gibi bir güzellik var cihazda. Açılmıyor. Evet açtım. Şöyle bir adaptörümüz çıktı kutudan. Bu adaptörün tasarımı biraz Samsung'un adaptörlerine benziyor. Güvenlik sıkıntısı olabilir. Oldukça kısa bir micro USB kablo çıkıyor kutudan. Kutudan başka herhangi bir şey çıkmıyor. Olumsuzluğunu değil de bize sunduğu deneyimi ben size anlatmaya çalışacağım. Çünkü dediğim gibi çok ucuz cihaz. 750-800 lira gibi bir fiyatı var. Telefon da bu. Şöyle açayım. Bir arka kapağını açıp size bir şey göstermek istiyorum. Telefonun arka kapağı çıkıyor. Pili de çıkıyor arkadaşlar. Şimdi ben bunu bir daha kapatıp açmayayım ki şey olmasın. Beklemeyelim açılmasını. Şurada iki tane sim girişi var. Gördüğünüz üzere. Cihazda aynı zamanda bir de 4G desteği de var. Şöyle açılan telefonumuza doğru bir yola çıkalım. Şimdi bizim Özge'yi arayacağım arkadaşlar. Bakalım ses kalitesi nasıl? Evet, hoparlörü. O ne? Alo. Alo. Efendim merhabalar. Şu an ses fullde bu arada. Ben hoparlörde bu arada, ben duymuyorum. Özge bana bir şeyler anlatır mısın? Konuşur musun biraz? Tabii şöyle, şu anda kurgu yapıyordum. Beni son bir kez aslında aradım. Öyle mi? Allah Allah. Şu an bir saniyet gibi. İlk başta biraz boğuk gibiydi. Tamam, şu an ağzıma yaklaştırıyorum telefonu. Şu an sana normal geliyor zaten. Evet, şu an normal geliyor. Peki beni yeterince iyi ve kaliteli bir şekilde duyabiliyor musun? İdare eder. Bu arada senin sesin arada böyle cızırtılı, git geldi oluyor bazen ama böyle milisaniyelik aralıkta olduğu için senin dediğin kesilmiyor. Tamam, teşekkür ederim Özge. Görüşürüz. Şimdi normal aramayı yaptık arkadaşlar bildiğiniz gibi. Bir de görüntülü arama yapalım bakalım. Özge. Ses ben verdi. Erdan'ı hala güzel bir şekilde... Evet, duyabiliyor musun beni? Görüntülü konuşmada kulağını gösterenler de Erdan. Evet, görüntülü konuşuyorum ama bence evet, beni duyamıyor. Arkadaşlar Özge'nin hem sesi gelmiyor. Merdan. Özge! Ses. Ben mal gibi bağırıyorum. Ses çok kötü. Yok ya, olmuyor. Olmuyor. Yani arkadaşlar hem bağlantı zayıf, hem ses gelmiyor, hem görüntü sürekli donuyor. Tabii ki bunda belki WhatsApp'ın ya da bizim internetimizin payı vardır diyelim hadi ama çok böyle işte anneniz babanız falan arayıp sizi görüntülü bir göreyim, oğlum neredesin, kızım neredesin demeleri biraz zor gibi. Saat 15.25. Şu anda şarjımız %91. Yani ben bu kutudan cihazı çıkardığımda %100'dü. Çok hızlı %91'e düştü. Ama 15.25 ve %91'i şöyle bir kenara yazalım biz. Sonrasında bakalım şarjımın durumu ne olacak? Ben de merak ediyorum gerçekten. Şöyle bir hemen Özge'yi arayalım. Şöyle hoparlöre verdim. Sesi açmak istemiştim. Alo. Alo. Merhaba Ozan.
İyiyim Özge, sen nasılsın? Yankılı geliyor. Senin sesin inanılmaz az geliyordu hoparlörden. Yani. Evet. Özge çok memnun kalmadı arkadaşlar sesli telefon konuşmasından. Ne yalan söyleyeyim, ben de pek memnun kalmış sayılmam. Çünkü ses bayağı az geliyor. Özellikle hoparlördeyken daha az geliyordu. Ayzer'e daha fazla geliyor yani hoparlörden. Onu söyleyebilirim. Teşekkür ederim Özge. Sağ ol. Kapatıyorum. Özge telefonla aradık. Bir de WhatsApp üzerinden görüntülü arayalım. Bakalım durum ne olacak? Evet, ben şu an kendimi göremiyorum ekranda. Enteresan bir deneyim gerçekten. Oo, selamlar. Selamlar. Nasıl görüntü? Ben ama çekimden yansıdan. Senin yüzünü daha net görebiliyorum. Allah Allah. Ben de şu an çok enteresan bir şekilde kendi yüzümü göremiyorum. Kamerada gözüküyor mu? Gözükmüyor. Yani ben şu an kendimi göremiyorum gerçekten. Şöyle büyüteyim bakayım kendimi. Ben yokum gibi şu an ekranda. Aha! Bak şimdi işler değişti. Evet, yüzünü gayet net görebiliyorum ama biraz takılmalar var. Yani benim gözümde bu cihazın kamera performansı bir 66 çift 0 ile 76-10 civarı. Muhtemelen Özge şu an böyle bir görüntü gidiyordur diye düşünüyorum. Sevdiğimiz bir arkadaşımız. Ecem bir poz ver bana. Var yani şöyle yapıp şöyle bir kaldırıyorum. Bir de şöyle video çekeceğim. Video moda geçtik, başlıyoruz. Evet Ecem, seni biraz hareketli görebilir miyiz? Evet, günlük hayatı bir görüyorsunuz. Burada güzel kedilerimiz var. Hafif kasarak ilerliyor. Yani renklerin canlılığı tabii ki normal bir telefondaki gibi değil. Ama yine de bence beklentinin üstü de denebilir. Düşündüğüm kadar kasmadı. Bir tane şöyle bir fotoğraf çekeyim. Bizim kapıya doğru. Şöyle bir de selfie alalım bir tane. Dur, seni bir tane fotoğraf çekeyim. Ben de göremiyorum kardeşim, merak etme, yalnızdayız. Bir de video alalım. Evet, yine ekranda ben tam seçemiyorum. Bilgisayara attığımızda görürüz görüntüleri ama telefonun içindeki görüntüleri alırız, bir bakarız dedim kameraya bakarken ama az önce denedik, maalesef telefonu bilgisayarda görmüyor. Bu cihazda çektiğimiz görüntüleri de size maalesef gösteremeyeceğim. Şimdi bir gidelim arkadaşlar, oyun oynamadan önce bir navigasyon açalım, arabayla birkaç sokak gezelim bakalım gerçekten verimli çalışıyor mu? Bunu deneyeceğiz, sonra da oyun oynayacağız. Evet arkadaşlar, şimdi arabamızı aldık. Konum olarak da bizim ofise yakın bir yer var arkadaşlar, Mayviya 414 diye. Bir onu deneyelim diyorum ve konumu şu an oraya yazıyorum. Evet arkadaşlar, Maps çalışmadı. Google Maps için ayrıca navigasyon indirmemizi istiyor telefon bizden. İndirelim, onu da indirelim. Batı yönünde ilerleyin, ardından sağa dönün. Şöyle bir batı yönünde ilerliyorum. Böyle batı bu taraf arkadaşlar, buraya doğru. Bir yere dönmemi istemiyor ama aslında sağa dönün demesi lazım. Ben sola döndüm çünkü bilmiyorum batı hangi yön. Bu arada telefonumuz 4G'li arkadaşlar, yani hani internetinin şeyinin yavaş olma ihtimali de yok. Bayağı uzaklaşıyorum ben, hiçbir şey tepki vermiyor. Sağ sol yaptı dedi bana, yap diyor bana. Sağ yap, bak sola dönün dedi. Şu an sola döndüm arkadaşlar. Ben bu yolu bildiğim için şey yapıyorum. Bak burada navigasyonda dümdüz gösteriyor değil mi? Bak bakalım dümdüz gidebiliyor musun? Evet. Bu arada bu yol hiçbir zaman kullanılmadı arkadaşlar. Hani buraya taş koymuşlar diyeceksiniz ama hiçbir zaman kullanılmadı. Evet, şimdi ben ne yapacağım? Geri döneceğiz, ne yapacağız? Yapacak bir şey yok şu an. Navigasyonla devam edecektim. Şöyle bir problem var. Cihaza Maps kurdum, Google Maps. Ama konumumu bulamıyor. Emin olamadım, bir de gittim Yandex Maps'i indirdim. Konumu hiçbir şekilde bulamıyor. Konum izinlerini vesaire verdim. Benim tahminimce bu telefonun Android sürümü eski olduğu için cihazdaki Google servisleri tam sağlıklı çalışamıyor. Bu akıllı telefonda maalesef ki navigasyonu deneyemiyoruz. Evet arkadaşlar, şimdi stüdyomuza indik. Bir de oyun testi yapacağız. Evet, şimdi her telefonda oyun oynayan kişinin oynadığı PUBG Mobile'e bir girelim. Açmayı denedik ama açmadı hiçbir şekilde. Attı direkt oyundan. Bu yüzden bir Lite'i indirdim ben. En azından bundaki performansını bir görelim diye. Bu arada bu telefonu ve az sonra Ozan'ın inceleyeceği telefonunu arkadaşlar sadece oyun performanslarını inceledik. O videoda kısa süre sonra Fobito'da olacak. Ona da abone olursanız çok seviniriz. Dövüşen birileri var. Onların yanına hemen gidelim arkadaşlar. Bir adam gördüğümüzde nasıl olacak onu görelim. Aa, bana sıkıyormuş. Ben diyorum ki bu adam neden... Ben bunu vurdum bu arada bak. Bak bak bak. Avans verdim adama ama beceremedi. Adamla bana bir yer birileri daha sıkıyor. Oho! Evet, bu adam yerde yatıyor şu an. Ya arkadaşlar şunu söyleyebilirim, ben bu oyuna da biraz deneyimliyim. Hani o yüzden bir iki adam vurdum falan ama yani normal böyle oyunu öğreneyim ya da böyle keyifli vakit geçireyim falan derseniz çok verimli olduğunu söyleyemem. Ama yine de yani oynanır. Bir 10 dakikadır falan oynuyoruz arkadaşlar. Pilimiz %74'tü, 70'e indi. Sırasıyla başlayalım oyunlara isterseniz. Kendi Crush'ı açtık. Evet, direkt play diyelim.
Sürekli yeni bölüm ekliyorlardı ya bunlar bir aralar. Yani fena çalışmıyor. Candy Crush oynanır mı? Oynanır vallahi bu telefonla. Yani gerçekten güzel çalışıyor bu arada. Hoşuma gitti yani. Temple Run bu arada bayağı yavaş açıldı. Ya oyunun açılması herhalde bir 30 saniye, 35 saniye falan sürdü. Şu anda koşmaya çalışıyor. Şöyle ufak bir detay var. Adam koşamıyor. Yani çok kasıyor gerçekten. O bayağı kasıyor. Bayağı. Algılamıyor hiçbir şekilde gördüğünüz üzere ve biz bence bir diğer oyunumuzla devam edelim. Hani belki PUBG Mobile Lite olduğu için bu açılır. Ama ondan da çok umudum kalmadı açıkçası şu Temple Run'dan sonra. 15.35'te başlamıştık. Şu anda 16.01 saat. Ve şarjımız %74'e inmiş. İyi gitmiş şarj yani. %91'di çünkü ben size söylediğimde. Bilince de telefon ısındı. Onun bilgisini de vereyim sizlere. Temple Run'ı 35 saniyede açan bu telefon. Bakalım PUBG Mobile Lite'ı kaç saniyede açacak? Bence biz bu işten umudumuzu keselim. Bu telefon için şu teşhisi bulunayım ben. Bu telefonu kendi Crash oynayacaksanız eğer oyun anlamında tercih edebilirsiniz. Onun dışındaki oyunlarda arkadaşlar ne yazık ki gördüğünüz üzere herhangi bir iddiası yok. Gelin hep birlikte şu telefonun günlük hayattaki sağlamlığının durumu nasılmış bir şuna yakından bakalım. Şimdi arkadaşlar günlük hayatta bu telefona neler yapabiliriz diye baktık. Bir de telefonun başına ne gelebilir diye düşünüyoruz. Ufak birkaç düşürme testi yapacağız ama telefona tabii ki su da gelebilir. İlk testi suyla başlatıyoruz. Bakalım telefon hayatta kalacak mı? Yapıyorum. Evet. Şöyle elimle bardağı bir dokunayım. Üstüne su döküldüğünde mesela cihaza ne oluyor bir görelim istedim. Tamam. Yani evet, pek bir şey olmadı açıkçası. Açılıyor. Ve dokunmatiği bayağı iyi çalışıyor. Evet, şimdi bakalım bir hoparlörüne de su kaçmış mı ya da ne kadar etki etmiş. Gitti arkadaşlar ses. Hoparlör sesi almış. Maalesef hoparlöre veda etti şu an. Son olarak bir de düşürme testi yapalım. Bakalım telefon oradan da canlı çıkacak mı? Şimdi suyu yaptık. Bu telefonun başına başka ne gelebilir? Tabii ki cebimize koyarken ya da cebimizden çıkarırken düşürebiliriz. Ofisten çıktık. Bir tane martı aldım arkadaşlar. Hemen varmış. Şimdi bu telefonu elinize aldınız. Martınızı kiraladınız. Ve yola çıktınız. Yoldayken telefon elinizden düşerse başına ne geliyor bir görelim hep birlikte. Cebime şu an telefonu koy. Koyayım. Aha! İlk aldığı darbeyle birlikte kendini bıraktı. Bir de nereden düşebilir? Telefonla konuşurken biz Ozan'a daha önce yapmıştık. Birisi çarpar omzuna yolda giderken ve kulak hizasına telefon düşebilir. Ya da arkadaşlar üçüncü olarak ve en kötüsü tabii ki telefonu balkondan bir yerden düşürebilirsiniz. Biz de şimdi ikinci kattan burada Melih'in kafasına önüne atmaya çalışacağız. Atıyorum. Hadi geçmiş olsun. Evet. Ben bir kere daha düşürmek istiyorum. Cihaz beklediğimden sağlam çıktı bu arada. Geliyorum. Aşağı inip telefonlarımızı almaya gidiyoruz arkadaşlar. Çünkü artık 3 tane var. İlk parçamız burada. Diğerleri de saklanmış ama bizden kaçmaz tabii ki. Telefon 4. parçaya doğru gidiyor. Ve tekrar çalıştırmayı deniyorum. Evet, açılmıyor. Balkondan düşmesi biraz fazla sıkıntı oldu ama kulak hizası, cep hizası ve bir parça suya kadar telefon dayanmayı başardı en azından. Final anı için Ozan'la birlikteyiz arkadaşlar. Evet. Müsaadenle telefonumdan başlamak tabii istiyorum. Tabii ki lütfen. Ben oyun performansını biraz ortalamanın üstünde bulmadım. PUBG'yi biraz kastı bende. Evet. Temple'a biraz oynamaya çalıştı ama telefon oyun için alınmaz. Konum konusunda çok geç kalıyor. Yanlış yola saptırıyor ama en azından bir konum var yani. Uygulama var telefonda. Evet. Genel olarak aramalarda fena değildi. Ama görüntüsü, kamerası ortalamaydı ama yani bu telefon 950 lira civarında olduğu için de hani ihtiyacınız varsa alo alo diyecekseniz, WhatsApp'tan konuşacaksanız tamam diyorum. Benim cihazda konum hiç çalışmıyor. Hani navigasyon kullanamıyorsunuz arkadaşlar. Yolunuzu kaybedersiniz bu cihazı alırsanız. Arama yapabiliyorsunuz. Arama performansı fena değil. Oyun konusunda da sadece kendi Crash oynayacaksanız evet yeterli, alınır. Onun yeterli. Dışındaki oyunlarda yok yani bu cihaz o yolda yok. Şöyle babamızla dedemize falan alabilir miyiz? Dedeyi kurtarır. Yani babayı kurtarmaz onu söyleyelim. Dedeyi kurtarır ama. Anlıyorum. Bu fiyata alınabilir mi? Alınabilir. Belki kullananlar da vardır aranızda. Ama cihaz genel anlamda böyle. O zaman 750 lira civarındaydı. Evet 758 lira en cihaz. Azından bir 200 daha verip bunu alabilirsiniz diye düşünüyorum. Ya, o, evet ben izlemedim bu arada daha hani bilmiyorum senin anlattığın kadarıyla ama daha mantıklı gibi gözüküyor. Evet bu arada birkaç yüz lira daha verip belki 1000 lira bandında bir şey alabilirler ama bunda başka bir videonun konusu yapabiliriz. Yapalım. 1000 lira civarındaki telefonlarla ilgili de bu şekilde bir inceleme çekmemizi istiyorsanız arkadaşlar yorumlarda belirtebilirsiniz. O zaman bir sonraki videoda görüşürüz diyelim. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Bay bay. Biz kaçtık.